Horoloji kanalından herkese merhaba. Ben Emrah. Şu koca saat piyasasında çok az model ikonik tabirini hak eder. Bunun akıl almaz komplike ya da inanılmaz dakik oluşuyla veya fiyatıyla hiçbir alakası yoktur. Onu her dönem arzulanır kılan şey başkadır. Bugün inceleyeceğimiz Tag Heuer Carrera modeli kesinlikle onlardan birisi. Ve incelerken onu diğer birçok spor kronograf saatten ayıran şeyi anlamaya çalışacağız. İkonik kelimesi saat piyasasında biraz fazla kullanılır. Ama dürüst olmak gerekirse birçoğu pazarlama maksatlıdır. Gerçek ikonik saatlerin bu terimi nasıl hak ettiğini ve rakiplerinin çizgisini nasıl belirlediğini anlamak için onların ve markalarının geçmişlerine, hatta fabrikadan ilk çıktıkları ana kadar uzanmak lazım. Heuer markası 1860 yılında henüz 20 yaşındaki Edward Heuer tarafından cep saatleri üreten bir atölye olarak kurulmuştur. O dönemin saatçiliğine yön veren Keyless Winding System gibi yenilikler geliştirerek patentlerini almıştır. 1880 yılında sportif müsabakalar ve organizasyonların çoğalmasıyla dakik zaman tutucu ihtiyacı artmaya başlamış ve Heuer kendisini sonrasında markasının geleceğine yön verecek olan kronograf mekanizmasını geliştirmeye adamıştır. 1887'de mükemmelleştirilmiş kronograf olarak adlandırdığı patentli yeni bir buton sistemi tanıttık ki günümüzde hala saatlerinde bu sistemi kullanıyor. 20. yüzyılda endüstri, ulaşım, bilim, tıp ve spor alanlarındaki gelişim güvenilir ve dakik zaman tutucu ihtiyacını daha da önemli bir hale getirdi. Sportif müsabakalarda rekor belirlemek saniyenin %1'ine kadar ölçüm gerektirirken Heuer fizik alanında da ihtiyaca cevap veriyor ve 1908 yılında doktorlar için hastanın kalp atışını ölçmesini sağlayan renkli skalanın patent alıyordu. 1914 yılında kronograflı kol saatini üretiyor ve 1920'de olimpiyat zaman tutucusu olarak seçiliyordu. Bu hızlıca anlatmaya çalıştığım büyük adımlar yavaş yavaş Heuer'in ikonikleşmiş modellerine giden yolu belirliyordu. 1960'larda kronograf ciddi ustalık ve tecrübe gerektiren bir şeydi. O yıllarda kronograf fonksiyonlu bir saat ortaya çıkarabilen markaların sayısı iki elin parmaklarını geçmiyordu. Heuer de bu işin liderlerinden birisiydi. 1958 yılında ailenin 4. nesil üyesi Jack Heuer ile markanın altın çağı başlıyordu. Önündeki yıllar yeni modeller, yarış dünyasında Carrera ve Monaco gibi efsanevi kronograf tasarımları ortaya çıkaracaktı. İlk kez 1963 yılında üretilen Carrera, ismini kendisinden 10 sene önce 1950'lerin başında düzenlenen ve modern zamanların en tehlikeli yarış organizasyonu olarak bilinen Carrera Panamericana'dan alıyor. 3500 kilometrelik bir güzergahta minimum güvenlik önlemleriyle yarışılan organizasyonda düzenlendiği 5 yıl boyunca tam 27 pilot hayatını kaybetmişti. Kronograflar ve otomobil yarışlarıyla özdeşleşen Heuer modeli adını işte bu yarışlardan almıştı. Kendisi de yarış tutkunu olan bizzat Jack Heuer tarafından motor sporları yarışçılarının ihtiyacına cevap vermek üzere temiz, sade bir kronograf arzusundan doğmuştu. Modelin tarifi basitti. Yarışlar sırasında zamanı ve ortalama hızı ölçmek için kadranda gereksiz karmaşadan uzak, düzenli, son derece okunaklı ve güvenilir bir araç. Jack Heuer, Carrera'yı tasarlarken temel saniye ve 5 saniyelik indekslerin en okunabilir proporsiyonunu uygulamış, ayrıca dönemin plexi camlarının kadranla buluştuğu yeri destekleyen basınç halkasını 5 saniyelik skalayı karmaşadan uzak bir şekilde sığdırabileceği bir bezele çevirmişti. Ve 1963 ile 1970 arasındaki bu ilk jenerasyonda farklı versiyonları olsa da şu temel standarda bağlı kalmıştı. 36 milimetrelik kasasında ve kadranda bütün dekoratif gereksizliği kaldır ve temel şeye odaklan, kronograf. Kadran ilk önce tek tonda ve kısa bir süre sonra iki renkli bir hale dönmüştü. 1970'e kadar süren bu jenerasyonda farklı renk seçenekleri, farklı sayıda alt kadranlı versiyonları ile üretildi. İlk üretildiği dönem sahada oldukça aktif bir Omega Speedmaster gerçeği vardı ve bir diğer ikon Rolex Daytona gelmek üzereydi. Aslında Rolex Daytona ile birçok ortak yanı olacaktı. İkisinin mekanizmasında mekanizma üreticisi Valigio üretiyordu ve ikisi de kadranlarını aynı kadran üreticisi Singer'den alıyordu. Hatta aynı desenli alt kadranlara, numaralara ve indekslere sahiptiler. Bunun yanı sıra büyük farkları da vardı.
Mesela Daytona kasasında mat bir görünüm tercih etmiş, Carrera ise parlak cila kullanmıştı. Daytona'nın üzerinde takimetre olan bir bezeli vardı. Carrera bezelsiz sade bir görünüm tercih etmişti. 1969 yılında Hoyer'in Breitling ve Hamilton markalarıyla ortak çalışması ile dünyanın ilk otomatik kronograflarından biri olan Calibre 11'i saat dünyasına kazandırmasıyla ikinci jenerasyon Carrera'lar doğmaya başlamıştı. Daha iri ve renkli kasa trendi ve Hoyer'in sponsor olduğu Formula 1'e artan ilgi Carrera'ların çehresini değiştirmişti. Fakat Seiko ile başlayan yeni teknoloji kuartz krizi patlak vermiş ve Hoyer'de bütün mekanik saat endüstrisi gibi kendine yeni bir yön vermek zorunda kalmıştı. Aslında birçok diğer markaya nazaran bu krizi fırsata çevirmeyi de başarmıştı. Quartz'a geçişte öncülerden olmuş ve pille çalışan analog dijital karışımı kadranlar geliştirmişti. 1970'ler cesur gösterişli kadranların tanıtıldığı ve ünlü F1 pilotlarıyla işbirlikleri yapıldığı yıllar olmuştu. 1974 3. jenerasyon fıçı kasa Carrera'ların dönemidir. 1975'ten sonra mekanik saat piyasasında kronograf rüzgarı durulmuştu. Artık kimse kronograflardan bahsetmiyordu. 4. nesil Carrera'larda da bunun etkisi görülüyordu. Kasasında 2. nesle dönüş yapmış fakat fonksiyon olarak kronografı kenara bırakıp saat, dakika, saniye ve tarih göstergesinden ibaret bir model olmuştu. Ve kuartz etkileri devam etmekteydi. 1980 yılında birçok İsviçre markası gibi Hoyer de Japon kuartz rüzgarıyla daha fazla yarışamamış ve Piaget Le Mans ortaklığında bir konsorsiyuma satılmak zorunda kalmıştı. 1985'te ise bu konsorsiyum markayı otomobil yarışlarıyla sıkı sıkıya bağlı bir yatırım firması olan TAG yani Teknik de Avangard'a satmış ve markanın ismi artık TAG Hoyer olmuştu. TAG markayı aldığında Carrera bir nevi rafa kaldırılmış, onun yerine daha düşük maliyetli Formula 1 ve dalış saati esintili saatler üretmeye başlamıştı. 1990'lar bir şekilde retronun yani eskinin tekrar havalı olmaya başladığı yıllardı. Ve otomobilden saatçiliğe markalar eski kataloglarını kurcalayarak bir döneme ruhunu vermiş modellerini bulup tekrar üretmeye başlamışlardı. Carrera da o dönem TAG için güzel bir fırsattı. Bunun için tekrar Jack Hoyer'le birlikte çalışarak 1996'da bu efsanevi motorsporları kronografını retro bir tasarımla geri döndürdü. Bu yeniden üretim 1963'teki orijinlerine sadık bir kopyaydı. 6. nesil olarak adlandırılan bu seri üzerinde sadece Hoyer logosu olan ilk TAG Hoyer modeli oldu ve orijinalin ruhuna uyum sağlayacak şekilde elle kurmalı bir 1873 Le Mans mekanizmaya sahipti. Siyah ve silver kadranlı, paslanmaz çelik ve bir de altın kasalı olmak üzere 3 farklı opsiyonla yeniden üretilmeye başlansa da 90'ların sonunda Daytona halkalı alt kadranlı modellerle seçenekler arttırıldı. Bu da TAG'ın Carrera modeli için bir satış potansiyeli görmeye başladığının kanıtıydı. 2000'lere girildiğinde TAG Hoyer artık LVMH grup tarafından satın alınmış ve Jack Hoyer'e onursal başkan sıfatı verilmiştir. Artık Carrera markanın bir retro modeli olmaktan çıkmış ve hala devam eden bir strateji olarak TAG Hoyer markasının en önemli modeli haline gelmiştir. 96 yılındaki yeniden üretim orijinal 1963 çizgilerine tamamen sadık kalmış olsa da 7. nesil bu Carrera'lar 2000 yılında TAG Hoyer'in klasik koleksiyonuna eklenmiş ve artık tarihi bir modele dayandırılmasına son verilmişti. Ayrıca artık Le Mans mekanizma değil ETA bir mekanizma kullanılmaya başlanmıştı. 3 ibreli ve GMT olmak üzere 2 farklı versiyonla üretiliyordu. Orijinal tasarımın yeniden üretimi büyük bir başarı sergilediyse de kasa ölçüleri güncel trendlere göre küçük kalıyordu. 2002 yılında üretilen 8. nesil Carrera'larda tekrar retro görünüme dönülmüştü fakat kasa ölçüsü 39 mm'ye çıkarılmıştı. Ve kasanın içerisinde Calibre 17 otomatik bir mekanizma çalışıyordu. 40. yıl özel üretiminde de bu neslin tasarımı kullanılmıştı. 2004 yılında Carrera'nın en önemli modern serisi piyasaya sürüldü. Retro bir saat değil, kökleri eskiye tutunan çağdaş bir tasarım. 9. jenerasyon olarak anılan bu seri, klasik Carrera lugları ve Carrera kronograf butonları ile 41 mm'lik bir kasaya taşınmış, en belirgin fark ilk kez kullandığı bezel olmuştur. Alt kadranlar 6, 9, 12 hizasına taşınmış ve 3 hizasında bir tarih penceresi eklenmişti. Atan kalbi Calibre 16, en iyi kronograf mekanizmalarından birisi olan ETA 7750 tabanlı bir mekanizmadır. 2000'li yıllar Carrera'nın özellikle Calibre 16 ile tekrar ana akım revaçtaki saatler arasına girmesi ve Calibre 360 ile dünyanın ilk 1/100 saniye kronografını üretmesi gibi başarılarla anılmıştır.
2009'dan itibaren Hoyer kendi in-house mekanizmasını üretmeye başlamış ve bu mekanizmayı kullandığı Kalibre 1887 adıyla yeni bir Carrera modeli çıkarmıştı. Ve bu kalibre ile 41 mm spor, 43 mm lüks ve 42 mm seramik bezelli retro stil Carrera Heritage gibi 3 farklı segmentte piyasaya sürülmüştü. 2013 ve 2014 Carrera'nın mekanizma, tasarım, inovasyon ve çeşitlilik açısından çok zengin bir dönemi olmuştur. Limitli kronograflar, flyback GMT Daydate gibi yeni fonksiyonlar, karbon ve titanyum kasalı modeller, birçok farklı kadran rengi, tasarımı ve 36 mm'den 45 mm'ye kadar kasa ölçüleri, mikro pendulum ya da 15 bin dolara sahip olunabilen turbiyon saatler gibi inovasyonlarla saat severleri şaşırtan yeniliklerle gündeme oturmuştu. Günümüze kadar Formula'dan Aston Martin'e birçok farklı marka anlaşması, Senna gibi tarihe damgasını vurmuş yarışçı ya da Jack Hoyer gibi markanın tarihinde önemli yeri olan efsane isimler anısına limitli modellerle hiç ara vermeden seriyi üretmeye devam ediyor. Tag Heuer'in saatçilik becerilerini sergilediği bu yeni tasarımların temeli olarak Carrera'yı seçmesinin bir sebebi vardı. Çünkü Carrera bir ikon. Üretildiği ilk günden, hatta fabrikadan çıktığı ilk andan itibaren işlevsel bir saat fonksiyonunu alıp birçok markaya ilham olmuş bir çizgiye dönüştürdü. Bugün kronograf denince akla gelen tasarımlardan ve sahip olunmak istenen saat isimlerinden birisi haline geldi. Markanın yüksek hassasiyetli mekanik kronograflar serisi, diğer İsviçreli üreticilere ayak uydurmanın ötesinde saniyenin 5/10.000'ine kadar yüksek hassasiyetli mekanik kronograflar üreterek başka markaların kolay erişemeyeceği bir ölçütü belirledi. Bugün Carrera, Tag Heuer'in hem geçmişi hem de geleceği ve saat sektörünün tartışmasız gerçek ikonlarından birisidir.